Merhaba WebRal seyircileri, yanımızda İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali var. Öncelikle hoş geldiniz Adnan Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Çok sağ olun. Geçtiğimiz seneden beri aslında gözlerimiz sizi arıyordu. Bu sene bitmeden sizi yakaladık. Evet. World Cup'ın demo day'indeyiz. Geçtiğimiz sene gerçekten blockchain'den, açık bankacılığa önemli şeylerden bahsettiniz. Bu sene de World demo day'inde API'den, yine açık bankacılığa, diğer sistemlere önemli ee, anlatımlarınız oldu. Bugünle ilgili, bizimle ilgili, bizimle neler paylaşmak istersiniz Webrazi okuyucularına? Şimdi çok e, önemli bir platform bu. World Cup girişimcilik programı İş Bankası'nın her işe olduğu gibi gene uzun soluklu olarak başladığı ve e, ülkemize katma değerli yepyeni fikirlerin hayata geçecek şekilde e, değerlendirildiği bir platform. Hı -hı. Biz e, 2017 Mayıs'ta başladık ve e, şimdi üçüncü dönem mezunlarımızı verdik bugün. 10 e, e, girişimle her birinde bu programı yürütüyor idik. Şimdi işte e, bu yeni e, mezunlarımızla birlikte e, toplam e, 30 mezun verdik. Şimdi dördüncü şeyi de hı hı. E, başlattık. Ama önemli olan şu, 7000'in üzerinde fikirler girişimler çok sağlıklı yöntemlerle yarıştırılarak çünkü biliyorsunuz kaynak tahsisi ve bunların doğru olanlarının değerlendirilmesi açısından o sürecin etkinliği çok önemli. Orada mentorlarımıza, program eğitmenlerimize son derece önemli roller düşüyor. 50'nin üzerinde mentor var bu programda. Kolektif e, House Levent'teki e, bizim çok ciddi de bir e, varlığımız var orada. Arkadaşlarımız orada oranın ruhuna uygun olarak çalışıyorlar ve e, oradaki ofis imkanıyla iş ortaklarımızla mentorlarımızla birlikte 6 aylık bir programın sonunda mezun oluyorlar. Bu programların sonucunda hayata geçenler e, işlerini sürdürmeye de devam ediyorlar. Bugün e, bu mezunlarımızın 15'i işine devam ediyor. Evet. Yedisi yurt dışına satış imkanı bulmuş durumda. Yani sonuçta şu tabii ülkemize katma değerli iş yaratmak, girişim yaratmak dedim. Bu tabii bugünün kavramlarıyla bakıldığında adeta yeni bir şeymiş gibi görünebilir. Evet. Ama aslında İş Bankası için hiç yeni bir şey değil. Bu ülkedeki büyük, küçük, irili, ufaklı ne kadar işletme grup bugün çok olgun seviyelere, büyük seviyelere, kurumsal seviyelere gelmişse araştırdığınızda onun mutlaka temelinde bir iş bankası harcı vardır. Biz bugün gene aynısını yapmaya devam ediyoruz. Ya ne kadar sevindirici o zamanın girişimlerinden bu zamanın girişimlerine hep desteğiniz devam ediyor. Ve önemli olan nokta Y jenerasyonu ya da Z jenerasyonu aslında İş Bankası'nın dokunuyor olması, kaç yıllık tecrübeye sahip bir bankanın gençlerle iletişim kurması gerçekten ne kadar sevindirici. Ee, gelecek yıla dair beklentilerimiz neler olacak? İş Bankası'nın sadece girişim desteği değil ayrıca e ve bazı okuyucuları hatırlayacaktır. San Francisco'da inovasyon merkezi var. Yine evet. Çin'e açıldı. Dolayısıyla 2019'da İş Bankası'nın teknoloji ve inovasyon yatırımlarında bizi ne bekliyor diye sorum sormak istiyorum. Çin'de de e, bir inovasyon merkezi açtık evet. silikondan sonra. Bizim teknoloji şirketimiz Softein altındaki inisiyatiflerdir bunlar. Londra'da açacağız evet. 2019'da. E, silikondaki inovasyonla ilgili iklimi ve ekosistemi birinci elden takip etme anlayışımızı şimdi Çin'de çoklama yeteneğiyle, Çin ölçeğiyle çok dikkat çeken bir ülke. Her şeyi 15 ile çarpmanız gerekir. Böyle bir ortamda orayı da ayrı bir aks olarak görüyoruz. Onun vektörel olarak daha farklı bir üstünlüğü var. Onu kullanacağız. Londra yine son yıllardaki teşvikleriyle bu konuda önemli bir çekim merkezi olma noktasına geldi. Burada da aynı vizyonla hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz buralarda hem Türkiye'den oraya know-how ve deneyim kazanmanın amaçlı olarak grubumuzu kullanıyoruz. Bir taraftan da Oradan buraya aynı şekilde bir anlamda yaratıcı fikirlerin ithalatı diyeyim bunları sağlıyoruz. Ve bunları tabii biz kendimize göre customize ederek, özelleştirerek yürütüyoruz. Bunların dışında da yani gerek Türkiye'de olsun gerek burada olsun oluşturduğumuz platformla Yaptığımız çalışmaların ötesinde bir de şu yönü var tabii. Hadise'nin son dönemde şimdi bu konuda yine Maxis Yatırım Şirketimizin altında bir fon kurduk. Bu fon 100 milyon Türk liraya kadar iş bankası olarak biz bu tür yatırımlara iştirak etme taahhüdünde bulunmuş oluyoruz. Böylelikle bu fikirlerin hayata geçmesi yolunda aynı zamanda yatırımcı tarafında da olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sonuçta. Ülkemize, girişimciliğimize, değişik farklı sektörlerdeki müşteri deneyimlerini geliştirerek oyunu büyütmeye katkıda bulunacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben hem konuşmanız adına hem kendi adıma hem de girişimciler adına teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, teşekkürler. Bu yoğun programımızda bizi kırmadınız. Evet, Sağ olun konuşmanızı yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Hoşçakalınız. Görüşmek ederim. üzere. Sağ olun.